Ahmet, sakatlığınla ilgili son bilgileri alabilir miyiz? İyiye gidiyor sakatlığım. Hani her gün tedavi oluyorum. Yılmaz abi sağ olsun, bizim doktorumuz. Tedaviler iyi gittiğini söylüyor bana. İyi hissediyorum kendimi. Bugün de başladım yürüyüşlerime. Ağrım sızım var, evet. Ama onları da atlattıktan sonra artık takıma katılmayı umut ediyorum. Alçılar da çıktı. Takımla birlikte zannediyorum önümüzdeki günlerde idmanlara başlayabileceksin değil mi? Evet, başlayabileceğim inşallah. Ümraniye maçı biliyorsun olmayacaksınız. Ezde de yok. Biraz sıkıntı diyelim forvet hattı için. Neler söylersin? Ya sıkıntı değil bence. Çünkü Eze gibi yetenekli bir tane daha kardeşimiz var. Utku. Utku. Benim için çok yetenekli bir forvet, santrafor. Kendini de belli edecek zaten Ümraniye maçı karşısında. O yüzden benim bir şeyim yok yani. Bir endişen yok. Endişem yok. Rahatım o konuda. O yüzden yani bekliyorum Ümraniye maçını. Hem senin hem Eze'nin sakat olması bayağı aslında sıkıntı yaratıyor. Aynı anda olması değil mi? Evet, evet. O sıkıntı yaratıyor. Doğrudur. Ama bu işte Utku yani bütün... Güvenmek lazım. Aynen, güvenmek lazım. Her futbolcumuza güvenmek lazım burada. Destek vermek lazım. Yani bir tek o... Nasıl diyeyim yani... Göze batan oyunculara değil, bazen arka planda kalan oyuncularımız, sessiz sakin kalan oyuncularımıza da destek vermek lazım. Çünkü özgüven çok önemli. Onu ancak dışarıdan onlara verebiliriz ki onlar da her şeyini koyabilsin sağ ortası. Derbide oyundan çıkarken sadece kasımla ilgili bir problem vardı. Evet, ayağındaki kasım, çatlak sonradan çıktı. Soğuyunca evet, belli oldu değil mi? Evet, kasım yüzünden çıktım. Kasım çünkü hissettim bir şey doğru olmadığını. Ayak hiç ön planda yoktu. Hiç de bir ağrım yoktu. Ertesi gün basamadım ayağımın üzerine. Hastaneye gittiğimde işte kasığımı ilk gösterdik. Yırtık çıktı kasığımda. Ondan sonra bir de ayağıma baktılar. Ayağımda da iki tane çatlak çıktı. Yıllardır Adanaspor'dasın. Adanaspor'la ilgili neler söylemek istersin? Bundan sonraki senin hedeflerin ne olacak? Bundan sonraki hedeflerim daha fazla katkı vermek istiyorum. Hele bu sezon. Çünkü benden çok şey bekliyor taraftarımız, hocam, başkanımız. Onların yüzlerini kara çıkarmak istemiyorum. Tabii kendi yüzümü de kara çıkarmak istemiyorum. Çünkü ne yapabileceğimi ben de biliyorum. Zor günler yaşadım. Yaşıyorum da daha. İnşallah bunlar da düzelecek ama profesyoneliz. Bunları yansıtmamaya çalışmam lazım. Ve buna başaracağımı da inanıyorum. Geçen sezon da sakatlık yaşadın hatırlarsan sezon başı ama ligin ikinci yarısında iyi performans sergiledin. O ligin ikinci yarısındaki Ahmet'i Adanaspor bu sakatlıktan sonra görebilir mi taraftarlar? Görecek diye umut ediyorum, evet. Çünkü çok farklı bir kafadan artık işlere bakmaya başladım. Ve varımı yoğumu koyacağımı diye düşünüyorum Adanaspor için. Geçen seneki özellikle ikinci yarı çok iyi geçti değil mi senin açından? Yani çok iyi... Nasıl? Daha iyi olabilirdi. Her şeyin daha iyisi var tabii ki. Ama şartlar bunu kabul etti. Tabii ki daha iyi yapmak isterdim. Daha fazla gol atmak isterdim. Atabilirdim de. İşte 16 maç oynadım. 8 gol attım. 6 asistim var. Daha fazla olabilirdi. Hani bu bende biten bir olay. Hep üstüne koymak zorundayım. Taraftara neler söylemek istersin? Özellikle bu sezonla ilgili. Onlardan çok çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten bana çok destek oluyorlar. Beklemediğim kadar destek oluyorlar ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Beni inanılmaz rahatlatıyor gerçekten. Tabii herkes sevmek zorunda değil beni. Ama yani biz de insanız. Biz de yani bizim de ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Azıcık daha saygı olsa aramızda yani daha çok. Sonuçta biz Adanaspor çocuğuyuz. Biz yani emek veriyoruz. Ben 8 yıldır beri buradayım. Burası benim yani... Ailenden fazla gördün yani değil mi? Yani ailemden fazla gördüğüm bir yer. Hatta tatillerde bile gitmediğim yani mesela milli takım arası oluyor. Gidemiyoruz. Burada kalıyoruz. Her şey bu kulüp için. Yani varımızı yoğumuzu bu kulüp için koyuyoruz. Çünkü burası artık benim bir parçam. Hayatımın bir parçası. Bunu işte
keşke çoğu insan da böyle görse bizim hakkımızda. Daha çok bize destek çıksa, daha çok arkamızda dursalar diye umut ediyorum. Destek oluyorlar ama daha fazla olunsun istiyorsan. Ya destek oluyorlar bu anlamda, çok küçük bir tayfa destek oluyor bize. Yani tabii ki onlardan yani Allah razı olsun gerçekten. Çok yani inanılmaz mutlu oluyorum. Yani motive ediyor değil mi destek tabii olunca? Tabii ki de inanılmaz motive ediyor beni. İnanılmaz yani insan kendini özgüven depoluyor. Yani mutlu hissediyor. Daha fazla yapmak istiyor o insanlar için. Çünkü o insanlar seni seven birileri var. Seni elinden tutan birileri var. Onları kırmak istemiyorsun. Onlar için çabalıyorsun zaten onları. Keşke işte diyorum hani hepimiz, çünkü sonuçta Adana Spor bir camiye, biz bir aileyiz. Bu ailenin içinde futbolcular da var yani. Aile olarak geçiyorsak hani normal bir, nasıl diyeyim, başka kulüplere benzemeyiz biz. Biz burada aileyiz diyorsak o zaman hep beraber bir elden tutacağız. Hep beraber çıkacağız sahaya, hep beraber mücadele edeceğiz. Yani sırf birkaç kişi değil ya da birkaç kişi destekleyerek değil, herkesi desteklememiz lazım. Kaleciden tut forvete kadar, gencine kadar herkesi desteklemek lazım. Evet, tabii ki de gencine kadar yani. Zaten 34 hafta destek verileceğini söylemişti Turbeyler. Bu anlamda da zannediyorum bu konuda da destekler oluyor gibi değil mi? Tabii ki ya, Turbeylilere zaten lafım yok. Onlar her zaman buradalar zaten. Onlar zaten, ben taraftar konuştuğumda Turbeyler değil. Turbeyler çok farklı bir boyut artık. Yani onlar zaten biz oynuyoruz, onlar oradan oynuyor bizimle yani. Öyle diyeyim. Zannediyorum bireysel ufak tefek tepkiler oluyor. O oyuncuyu etkiliyor değil mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Tabii ki evet. Ya işte aynen, bireysel çok gereksiz şeyler oluyor. Hele bazı futbolcularımıza, ya da çok net yani, ben iki haftaları beri maçı dışarıdan izliyorum. Çok net belli oluyor. Ve bu çok rahatsız edici bir şey yani. Çünkü insanın şahsına kadar gidiyor. Doğru değil. Sonuçta biz diyorsak hani bir aileyiz. Yapmamamız lazım. Yani sabretmek lazım. Çünkü daha sezonun başındayız biz. Ve o kadar belli ederek tek tek futbolcuları o kadar yani yerin dibine sokmak doğru değil bence. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.